Merhaba kader mahkumları, ben Civan Gülseren. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda ne mi yapacağız? Silinen, kaybolan, başına bir şey gelmiş verilerimizi kurtaracağız. Hem de yalnızca bilgisayardan değil, USB'den, hafıza kartından, kameradan veya bir hard diskiniz varsa oradan bile silinen, kaybolan, zarar gören, virüs bulaşan verilerimizi kolay bir şekilde bir program sayesinde kurtaracağız. Size programın bütün ayrıntılarını, nasıl çalıştığını hepsini anlatacağım. Örnek veriyorum, bir iş yapıyorsunuz, fotoğrafçısınız, çektiğiniz fotoğraflar silindi veya bir düğüne gittiniz, düğünde fotoğraf, video çektiniz. Kartın hafıza kartı bir hata verdi ve hafıza kartını biçimlendirmeniz gerektiğini söyledi. Bunların içinden dosyaları kurtarmak mümkün. Evet, yanlış duymadınız, örneğin bilgisayarınız çöktü. Bilgisayarınızın hard diskinden bu dosyaları da kurtarmak mümkün. Hepsini tek bir program sayesinde yapacağız. İsterseniz hemen geçelim bakalım program neymiş, nasıl çalışıyormuş. Hep birlikte öğrenelim. Videoda görüşürüz kader mahkumları. Hemen geçelim. Uygulamamızın adı 4D Dig, yani 4D Dig olarak geçiyor. Data kurtarma, yani veri kurtarma. Ayrıca sadece Windows için değil, macOS yani Mac bilgisayarlarda da bu programı, bu uygulamayı kullanabiliyoruz. Programı kullandığımızda bakın bize nerelerde kullanacağımızı yazıyor. Laptop, bilgisayar, yani masaüstü bilgisayar, hafıza kartları, USB bellekler, hepsinde kullanabiliyoruz. Ayrıca sadece fotoğraf ve video değil, onun dışındaki bütün dosya türlerini de kurtarmaya yarıyor. Aynı zamanda kaybolan, silinen, virüs giren bilgisayardan da veri kurtardığını söylüyor. Öncelikle biz uygulamamızı indirelim. Zaten eğer bilgisayarınız Windows'sa, ben Windows'tan bağlandığım için direkt Windows'u gösteriyor. Siz Mac kullanıyorsanız ekrana Mac gelecektir veya şuraya basarak Mac için de sayfayı açabilirsiniz. Buradan öncelikle bir uygulamamızı, programımızı indirelim. Programımız kendiliğinden kurulacaktır. Birazdan ben bir USB üzerinde deneyeceğim. Bu USB'den veri kurtarmayı deneyeceğiz. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Başarılı olduğunu biliyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Hep birlikte inceleyeceğiz. Bura açıldıktan sonra eğer bir kodunuz varsa, yani uygulamayı alıp ücret ödediyseniz şuradaki anahtara basıyorsunuz. Uygulamanın fiyatlarını da söyleyeceğim. Size güzel bir haberim de var. Bu uygulama için indirimim de var. Onun kodundan da videoda bahsetmiş olacağız. Açıldığı gibi zaten lokal disklerimizi gösteriyor. Geri dönüşüm kutusu veya bir dosyadan seçip kullanabiliyoruz. Hepsini anlatacağız. Buradaki anahtar kısmına basalım. Buraya mail adresimizi ve doğrulama kodumuzu yazıyoruz. Bildiğiniz gibi uygulamalarda doğrulama kodları vardır. Buraya ben kendikilerimi gireyim. Ben bunları buraya girdim. Giriş diyorum. Bizim için bunu tanımlayacak sayfamız, bakalım onaylayacak. Evet, onayladı. Gördüğünüz gibi onayladı. Şimdi buradan bir bilgisayar için bir üyeliğimiz var. Tamam diyoruz. Şimdi biz USB taktığımızda buradan tanıyacaktır ve işlemlerimize başlayacağız. USB'mizi takalım. Siz taktığınız şeye göre seçiyorsunuz. Ben USB'mi seçtim. Dilerseniz siz bilgisayarınıza tarayabilirsiniz. Start diyoruz ve bu taramaya bizim için başlayacak. Kaybolan dosyalarımızı bizim önümüze serecek. USB'de görünmeyen dosyalar ne varsa hepsini bizim için getirecek. O tararken ben de size uygulama ücretinden bahsedeyim. Bedava kullanım da var. Yalnız belli bir özellik kullanabiliyorsunuz. Eğer ücret öderseniz tüm özelliklerden faydalanabiliyorsunuz. Satın alma bölümüne girip fiyatlara bakıyoruz. Bakın, 1 aylık lisansa $45 diyor. 1 yıllık lisansa $50 diyor. Ömür boyu lisansa da $59 diyor. Bunları aldığınızda ise size bir kod da vereceğim. Ben açıklama kısmından bakabilirsiniz. %30 indirimle alabilirsiniz verdiğim linkten veya satın alırken verdiğim kodu yazarak %30 kâra geçebilirsiniz. Eğer birden fazla bilgisayarda kullanacaksanız şuradaki daha fazla seçeneğine tıklayıp bir belge gönderiyorsunuz. Size geri dönüş teklifi yapıyorlar. Fiyatı belirliyorlar. Mac için fiyatlar biraz daha farklı. Neredeyse arada $10 gibi bir fark var. 55.95, 59.95, 69.95. Gördüğünüz gibi bu şekilde satın alabiliyorsunuz. Açıklama kısmındaki linkten %30 indirimle bu uygulamaya sahip olabiliyorsunuz. Durdurduktan sonra ben size anlatacağım. Sizi bekletmemek adına bakın, gördüğünüz gibi dosyalar, zaten içinde olan dosyalar. Bakın, silinmiş dosyalar bölümünde ise bizim daha önceden silmiş olduğumuz, yani USB'den sildiğimiz dosyaları buradan bulabiliyoruz. Bu dosyaları kurtarabiliyoruz. Bunları açmayacağım. Bunlar okulla ilgili dosyalar zaten. Siz istediğiniz belleğe sahip olan şeyi taratırsanız zaten burada silinen dosyaları göreceksiniz. Uygulamayı ben çok beğendim. Umarım siz de kullanmak istersiniz. Aşağıdaki linkten dediğim gibi %30 indirime sahip olabilirsiniz. Bence çok yararlı bir video oldu. Keşke bu programdan daha önce haberdar olsaydım, 2-3 sene öncesine kadar. Çünkü USB'ye su kaçmıştı ve dosyaları kurtaramamıştım. Siz bu şekilde de dosyaları kurtarabilirsiniz. Su kaçan, bozulan, açılmayan USB'lerden veya belleklerden dosya kurtarabiliyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.